Salı günü yapmış olduğumuz denetimlerden, Çarşamba günü yapmış olduğumuz denetimlerden bizler bu kısıtlamaların kalkmasından sonra vatandaşlarımızın tabii ki kurallara uyarak daha fazla kazanım elde etmeleri için bize yardımcı olmalarını istiyorduk, arzuyorduk. Ama bazı esnaflarımız maalesef daha ilk günde kuralları bir kenara bırakarak kapalı mekanda sigara ve nargile verdiler. Değerli arkadaşlar, böyle devam edersek her 15 günde yapılan değerlendirme sonucunda korkarım ki turuncudan kırmızıya geçeceğiz. Ve elde ettiğimiz bu kazanımları da kaybedeceğiz. 15 gün önce açtığımız iş yerini 15 gün sonra da kapatmak zorunda kalacağız. Değerli arkadaşlar, eğitimde de bir takım düzenlemeler yapıldı. Biliyorsunuz ilkokullara, anaokullarına, ana sınıflarına, 8. sınıflarına ve 9. sınıflara ilimiz açısından yeni düzenlemeler getirildi. Ama maalesef vatandaşlarımızın bize ihbarları sonucu şunu anlıyoruz ki bazı özel okullar bütün kademelerde, bütün sınıflarda yüz yüze eğitime geçmek için çağrıda bulundu. Bakın bunlar son derece yanlış. Az önce de ifade ettiğim gibi toplum sağlığı açısından son derece sıkıntı olan bu durumlar ancak ve ancak bize zarar verir. Ve az önce de ifade ettiğim gibi elde ettiğimiz kazanımları da çok kısa sürede elden kaçırmış oluruz. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor. Bugün ilimizde yaklaşık 4000 kişinin katılımıyla dinamik denetim dönemini başlatıyoruz arkadaşlar. 3'te dinamik denetim dönemi. Bizler bu denetimlerle vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımıza elde ettiğimiz bu kazanımları koruma adına daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini, daha fazla gayret göstermek istediğimizi ifade edeceğiz. Burada artık sözün bittiği noktadayız arkadaşlar. Biliyorsunuz çok kısa sürede içerisinde, 15 gün içerisinde vaka sayımız maalesef %50 arttı. Ve bir adım daha kırmızı bölgeye yaklaştık. Eğer biz bu 10 gün içerisinde daha fazla gayret göstermez isek, kurallara uymada gayret göstermez isek maalesef geriye dönüş olacak. Hatırlarsanız sizlerin büyük katkısıyla gerekmedikçe evden 15 gün çıkmıyoruz Kayseri sloganıyla daha önce içinde bulunduğumuz kritik ortamdan çıkmıştık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde şöyle olmalı. Mesafeleri açacağız arkadaşlar. Mesafeleri açıyoruz. Eğer biz maviye doğru gidiş istiyor isek mutlaka ve mutlaka mesafeleri açmamız lazım. Mesafeleri açmaktan şunu anlatıyoruz. Birincisi, gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmiyoruz. Eş dost akraba ziyaretlerini yapmıyoruz. Parkta, restoranda, kafede otururken mutlaka sosyal mesafeye ve diğer kurallara uyuyoruz. Mesafeleri açarsak maviye yaklaşırız arkadaşlar. Mesafeleri daralttığımızda da kırmızıya yaklaşacağımızı ifade edeyim. Bakın bundan sonra bu konuda kurallara uymayan ve söylemiş olduğumuz tedbirleri göz ardı eden, iş yerinde bunları uygulamayan iş yerleri hakkında da hem idari işlem yapacağız hem de hıfz-ı sıhhah kanununa göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Hiç kimsenin toplum sağlığını, başta kendi sağlığı olmak üzere tehlikeye atma hakkı yok arkadaşlar. Bizler eğer kafede sosyal mesafe ihlal ediliyorsa, sigara ve nargile içiliyorsa o mekanda, hem sigara ve nargile içenler hakkında hem de iş yeri hakkında sadece idari işlem yapmayacağız. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılıklarına da suç duyurusunda bulunacağız. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde herkesin çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Şimdi biraz sonra çıkacağız. Arkadaşlarımız denetimleri devam ettiriyorlar. Sizler de göreceksiniz ki bu denetimlerde eğer vatandaşımız bize katkı verirse, destek verirse inşallah daha önce de başardığımız gibi 10 gün içerisinde tekrar
olumlu bir döneme girmiş olacağız. Aksi takdirde de tekraren söylüyorum, kırmızı bölgeye hızlı bir şekilde gidiş olacak. Maalesef son 3 gün içerisinde gene vaka sayılarımızda bir miktar artış var. Bunu durdurup geriye dönüş için 10 günlük bir süremiz var. Herkese görev düşüyor. Sokaktaki vatandaşımıza, iş yerinde çalışanımıza, kamu görevlisine, esnafımıza, kısacası toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Bizler bu görevlerimizi yerine getirdiğimiz zaman çok yakın zamanda inşallah farklı şeyler konuşacağız. Desteğiniz, katkınız için de sizlere teşekkür ediyorum.